Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kastamonu 104. Yestahibun el hayate dünya. Dünya hayatını ahirete tercih edenler. Bilerek ve severek yapıyor. Bu asıl özelliği bu. Bu asıl özelliği bu. Bilerek ve severek yapıyormuş. Yani ahireti bilmese, yani fethi tehli olsa zaten bu denmez. Diyor ki bilerek ve severek. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bilerek ve severek dünyayı tercih ediyor. Yani biliyor. Bizden bahsediyor. Kısacası biziz. Bu dersi sakın sokağa uygulama. Kendine bakın bana ne diyor. Nerede hata var, nerede düzelteceğim. Sakın bu hani cemaat içinde yapılıp da sözüm cemaatin dışında, cemaatin içine atıyor. Neresin cemaatin dışında ki? Cemaatin içine atıyorsun. Diyoruz ya. Diyorlar ya. Sözüm cemaatin dışında. Cemaatin içine atıyorsun. Cemaatin dışındaysa cemaate söyleme. Şimdi bu ders bize bakıyor. Benim yani, ben. Bak çalıştım kendi işime. Benim çünkü. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ bahsinde denilmiş ki, bu aslında bir hassası şudur ki, özelliği, hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriliyor. Hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Niçin ediyoruz? Ben ona şey yapacağım. Bunu zaten hepimiz dinlemişiz, şey yapmışız. Nereden bozuluyoruz? Bozulma sebebini okuyacağım. Bugün akşamı çalıştım. İnşallah bulurum o şeyi. İnsanı nasıl bozuluyor? Niye bozuluyor? Ha? İstersen hemen okuyayım. Bir, niçin böyle bozuluyoruz? Niçin ahireti biliyoruz? İman ediyoruz. Allah'a iman ediyoruz. Ahirete iman ediyoruz. Hesaba çekileceğimize iman ediyoruz. Bilerek, severek dünya hayatını ahirete tercih etmemizin sebebi bir, israfat ile. İki, iktisatsızlık. İktisatsızlık. 3. Kanaatsızlık. 4. Hırs yüzünden bereket kalkmış. 5. Fakr-ı zaruret maişetin ziyadeleştirmesiyle. Çünkü öyle bir şey yok ama biz ziyadeleştirdik. Çünkü toruna da daire lazım. 6. Ehli dalaletin nazarı dikkati şu hayata celbede de. Ehli dalalet nazarı dikkati bizim devamlı reklamlarla, gelenekle, görenekle, akrabadır, köylüdür. Herkes böyle yapıyor, böyle düşünüyor, bir şeyin peşine koşuyor. Bu hayata nazarı dikkati celbede de, pompalaya pompalaya. Yani bundan çıkmak çok zor. Eğer cemaatin yoksa, yani gelenekten, köylünden, akrabandan, toplumun çarşısındaki mergup meta, yani rağbet edilen bir mevzudan çıkmanın tek yolu, o cemaate karşı cemaatin olmasıdır. Kesinlikle çıkamazsın. Hem cemiyetin içinde ol, hem cemiyete rağmen yaşa. Bu imkansızdır, bu fıtrata zıttır. Neye benziyor? Suyun içinde ol, ıslanma. Islanmak istemiyor. O istekte kalır. Ağzında şeker var, lezzet almak istemiyor. Olur mu? Olmaz. Ağzında şeker var, şeker lezzet almak istemiyor. O zaman şeker çıkaracaksın. Sudasın, ıslanmak istemiyorum. O zaman çıkacaksın sudan. Suda ol, ıslanmamak. Öyle bir kanun yoktur. Cemiyette ol, cemiyete rağmen yaşa. O yok, öyle bir şey yok. Cemiyetin içinde cemiyetin olacak. Cemaat mümkün de cemaatsız. Neydi? Altıncı madde oydu. Ehli dalaletin nazarı dikkati şu hayata celbede de etkileniyoruz. Yedi, etna bir hayatı hayatiyeyi, yani küçük bir dünyevi rahatı, imkanı büyük bir meseleyi, diniye tercih ettiriyor.
bir mesele. Olmasa da olur. Zaruri değil. Namazı terk ediyor. Dersi terk ediyor. 10 dakika kitap okumayı terk ediyor. Yani birkaç sayfa Kur'an okumayı terk ediyor. Ondan sonra huzur istiyor. Ne yapacaksın ki? Nasıl yapacak ki yani? Nasıl huzur olacak? Peki çaresi ne bunun? Şu 7 tanenin çaresi ne? Çalıştım buradan çıkarttım size hulasa ettim. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun 1, 2, 4, 6 tane madde. Metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Dairesine girdin. Sağdım çayla Mevlam kayma de gelip gidiyorsun de. Yani hizmetin her şeyini taşın altına koyacaksın ya. Derse geleceksin, kitap okuyacaksın. Maddi ve manevi fedakar olacaksın. Senelerden beri geliyorsun, bir tane bir fatura yatırmamışsın. Çay içiyorsun, bir tane bir çay şeyini ödememişsin. Ondan sonra da zirveden bahsediyoruz. Öyle yok kardeş, öyle mi geçeceksin ya? Erken geleceksin, lavaboları temizleyeceksin, yeni süpüreceksin, bir şey yapacaksın. Ben de varım diyeceksin ya. Yani gayretli olacağız da gayret. Gayret olacak, gayret. Bedava kimse bir şey vermiyor. Gayret edeceksin. Gayret edeceğiz yani. Ne yapacağız? Onun dairesine girmiyor. Ne istiyor hizmet? Koca bir gün geçti mesela. Bugün 10 dakika okumadı. Zaten 10 dakika okumayanın maddi fedakarlığı da olmaz. Ama cennetin ortasında istiyoruz. Böyle bir şey olur. Cemaatin dışını ama cemaatin içine atayım. Firavun gibi yaşayacağız, Ebu Bekir Sıddık gibi cennet isteyeceğiz. Böyle bir şey olur. Böyle bir şey olmaz kardeş. İsraf diz boyu. İktisatsızlık diz boyu. Kanaat yok. Hırs çok. Fakr-ı zarureti biz ziyadeleştirdik. Yok ihtiyacımız, ihtiyacı zaruri durumuna getirdik. Yani yok kardeşim, ne var yani? Olmazsa olmaz mı? Olmaz. Ondan sonra hayat-ı dünyevi esas alıyor. Böyle sanki beka acayip bir şey ya. Beka sanki bu dünya. Fani sanki ahiret. Yani bu kadar olur yani. Fani ahirete bu kadar lakayt kalmak ancak bu kadar olur. Fani ahiret, baki dünya. Etna bir hayat-ı dünyeviyi dinin büyük bir meselesine tercih ettiriyor. Sebebi ne? Bunlar. Peki bu acıp asın, bu acıp hastalığına karşı, en dehşetli marazına karşı bir, ne yapacağız? Bir, sadakat. Dendiği gibi yapacaksın. Bir baktım bir tanesine. Bir yerde tanıyor. Nur talebesi çarşaflı. Keşke görmeseydim, tanımasaydım, konuşmasaydım. Bakıyorsun ki ustadın ehven işler meselesine ustada muhalefet ediyor. Bilmeyerek. Oy atmak siyasete girmektir diye zannediyor. Vermiyor. Vermeyince CHP veriyorsun. Sadakat yok. Niye bunu atlıyorsun? Nasıl uygulayacağım ben bu sadakatı? Niye dendiği gibi yapmıyoruz? Sana ne demiş söylüyorum, kafayı karıştırma. Ben diyor CHP vermedim. Verdin işte, vermemekle ver. Vermen gereken yere vermeyince. Bak bu hepsi, diğerleri de öyle ya. Namaz kılıyoruz, tesbihat yapmıyoruz. Tesbihat yapmıyoruz. İştirak amali uleviyeden istifade edemezsin ki. Edemedin. Tamam yani kalktın gittin. Tamam yatmadan kazasını yap ya şu tesbihatın. Tesbihat iştirak-ı amali uhreviyeden istifade etmenin şartıdır. Arkadaşlar artık oyalanma dönemi çoktan bitmedi mi senin benim için? Artık o mama dönemi bitti senin. Ya gel yeter. Hayır. Gel yeter olmaz. Eyleme geçeceksin. Öyle olur mu ya? Geçmiş ümmetin çektiği kara çekmedikçe cennete gideceğimi mi zannediyoruz? Peygamber demiş de. Hadis-i şerif. Ya ilk dönem mesela var mı bilmiyorum. İlk defa gelen varsa bu sözüm ona değil. Sen kardeşim gel tamam, sen bu şimdiye kadar konuştum sana bakmıyor. İlk defa gelenler varsa
vardır mutlaka. Yani bu yeniler var diye hep yenilere konuştuk. Böyle bir tane neşter atmadık yaraya. Allah razı olsun. Yani neşter hep yeni de ne yapalım kardeşim? Sen de inşallah ususu konuşuruz. Yeni olur zaten. Gelsin dersten sonra buraya konuşuruz. Yani iltihap olmuş yara. Hep merhem sürüyoruz. Ya neşter at ya. Eften püften ve şeylerle yaptığın zarara bak yani. Yani menfaatin yok. Zararın diz boyu. E ne karın var ya? İnsanın ağzına gelmiyor. Gelesi geliyor. O zaman niye geliyorsun ya? Senelerde mi geliyorsun? Tesbihat yok. 10 dakika kitap okumak yok. Kur'an yok. Lan para mı istedim senden? Kur'an yok. Tesbihat yok. 10 dakika okuma yok. Yok. Cennetin ortasını istiyor. Öyle olur mu böyle bir şey? Sadakat. Dendiği gibi yaşayın. Kardeşim eyleme dönüşeceğiz ya. Müslüman eylemcidir ya. Alemci değil ki. Eylemcidir. Eylem. Eyleme dönüşecek. İnandığımızı hayata dökmemiz lazım ya. Sırf inanmak olur mu? Namazı kıldıktan sonra tesbihat yapacağız kardeşim. İnternet, televizyonlardan uzak duracaksın kardeşim. Körpe dimağını, taze ruhunu her saat başı zehirletme. Ehli dalaletin planıdır. Allah'ın rububiyetine gizli gizli içeride isyan oluyor. Hikmet-i ilahi fark etmedi. Niçin peki saat başı pompalıyorlar bu olumsuz haberleri? Haberi niçin yapıyorlar? Haberin olsun diye mi yapıyorlar zannediyorsun? Devamlı olumsuz pompalanan bir dimağ doğru düşünme melekesini kaybeder. Devamlı olumsuza muhatap olan bir kan yeise müptela olur. Yeis de mani erkemaldır ve şeytanın sıfatıdır. Bu sefer kafasını dağıtır manevi bir divan olur, kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Biz derse geldik, oldu bir ünvan aldık, bir isim aldık, olduk Nurcu, garanti cennet. Böyle bir şey olur mu ya? Nurcu, ben cemaatim için söylüyorum, tarikatında öyle ya. Tarikatçı olduk, dahil oldun, lan burası kayıt yerim ya. Tarikattan Nurculuğa kayıt olacaksın, veledallin amin, tamam. Öyle bir şey olur mu? Öyle mi yapacaksın ya? Öyle mi dönüşeceksin kardeşim? İsraf yapmayacağız. Maddi ve manevi uzuvlarımızı, organlarımızı israf etmeyeceğiz. İsrafı para zannetme. Gözümüzü, kulağımızı neler dinliyoruz, neler seyrediyoruz. İsraf yok. İktisatsızlık, yani israf etmeyeceğiz maddi ve manevi. Hayatımızı, ömrümüzü telef etmeyeceğiz. Kanaatımız olacak, kanaata alışacağız. Kanaat, el kanaatü kenzü la yefna, kanaat tükenmez bir hazinedir. Ya biraz kanaat ya. Ne bu aşk üzdürlük ya? Ne acayip bir şey gelmiş ya. Olmadı da. Yetmiyor muydu lan sana daire dedim. Faize niye girdin? Beni bu hale sokanlar. Niye girdin kardeşim? Ya daha biraz açık olsun, caddeye şey olsun, yürüme olmasın da metro işe gittim. Onun için mi faize girdin lan? Sahtekar. Sahtekar. Yani takmada zirvede gözüküyorsun, faize giriyorsun. Faizde ne işin var ya? Şirketlerine kapısına girmeniz emretmiyor mu? Faize ne giriyorsun kardeşim? Faize bulaşacaksan o zaman ruhun böyle vicdanı rahatlatmasını istiyorsan faizde bulaştın. Bu cemaata değil. Dini bir cemaat var faiz helal diyen. Oraya git biraz da vicdanını rahatlatırsın. Orada bir grup var. Faiz helal diyen bir grup var. Dini dar bir grubu var. Faiz helal diyenler var. Oraya git vicdanını rahatlatırsın faiz. O zaman orada alırsın arabayı da şeyi de alırsın evi de alırsın. Faiz helal diyen var ha. Hem de din ha. Faizden beni kurtaracak din beni faize gir diyor. Kâr payı diyor yani. Aha. Bismillah. Çay iç. Sadakat. 2. Tam metanet. 3. Ciddi ihlas. Allah var içeride. Hani var ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Muhabbet var. İçinde boşun diyoruz. Bak muhabbet var, sirri muhabbet yok. Allah diyor, hayatımızda Allah yok. Bu ihlas değil işte. Samimi ihlas değil. Üstad diyor ki bak, ciddi ihlas. Küfürde de ihlas var. Samimiyet yani. Allah falan, Allah'tan bahsediyoruz.
Evimize Allah yok. Tövbe estağfurullah. Televizyon seyrediyoruz şeylerin. Hangisini seyredeceğimiz Allah hakim değil. İnternetlere Allah'a, bizim internete gireceğimiz yere Allah'a hakim yapmıyoruz. Yapacağımız işte Allah'a helal mı diyor, haram mı diyor. Onu da hiç yapmıyoruz. Ciddi ihlas. Tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Hastalık hangisi? يَسْتَحِبُّ الْحَيَاتِ دُنْيَا لَلْآخِرَةِ Bilerek, severek dünyayı ahirete tercih ettiriyor. Bu hasta, biraz önce 10 dakika bahsettiğim şey. Dersin konusu bu. Niye ettiriyoruz? Ne yapacağız? Allah yardımcımız olsun. Sevgili kardeşim, böyle eyleme geçeceksin. Amin demeyle de olmuyor. Artık kızıyorum artık ya. Mesela batıranlardan bir tanesi de bak, batmamıza sebep. Bir lokma için, yani bir yemek ha, işkembe, biraz 10 dakika sonra bilmem ne olacak, ekmek, o yiyeceğimizi helal arama bakmıyoruz. Bir kelime ağzımıza sağlıyoruz. Bir tane, yani geleceği yorumlayacak bir şey, geleceğimizi berbat edecek bir şey, bir lema, bir davranış, bir şey olmaz. Bir işaret, bir öpmekte batma. Batıyor insan. Batırıyoruz arkadaşlar. Bak, insanlığımızın kıymetini bilmek lazım. İmam-ı Gazali der ki, dünyada insansın ve dünyaya insan olarak gelmedin, dünyaya insan olmaya geldik. Bebek insan adayıdır. Çekirdek gibi. Her çekirdekten ağaç çıkmıyor. Ama her çıkan ağaç çekirdekten çıkıyor. Her çekirdek ağaç olma adayıdır. İnsan için diyor ki, insan bir çekirdeğe benzer. Ağaç olma adayıyız. Biz insan olmaya geldik. İnsan olarak doğmadık. İnsan olacağız. İnsan diyor ki Gazali, bir daha insan olamazsın diyor öldükten sonra. İnsanlığının kıymetini bil. İnsanlığının kıymetini bil. Bugün abi dedi, ya uzak dur şu haberlerden dedim. Abi merak var dedi. Ben iyi, ben sana bir dedim haber bültenini okuyayım sana. Hazır mısınız? Ben bir halde bültenini ona okudum. Size de okuyayım. Haber bülteni. Hazır mısınız? Bak haber. Bakayım nerede ne olmuş. Nerede ne olacakmış. Nerede ne başımıza gelecek. Haber bülteni okuyorum bak. Haber bülteni dinleyin. Abi merak var diyor. Tabii merak, tabii insanda merak var. İlmin hocasıdır. Ama merak, bu merak edeceğimizi kalitesine, kıymetine göre, elzemine, lüzumuna göre sıraya koyalım. Şimdi haber bültenini okuyorum. Aynen okuyorum. Bak. Müminin suresinde 30. ayette haber bülteninde şöyle diyor. Biz şüphesiz insanları denemekteyiz. Enbiya 16'da şöyle diyor. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Tarık 4. Haber bülteninin 4. flaş haberi. Tarık suresinin 4. ayeti. Üzerinde gözetici olmayan hiçbir kimse yoktur. Hepinizi diyor gözetleyen birisi var diyor. Habere bak. Arjantin'de bilmem ne olmuş. Bilmesem de olur. Haberi bildin. Ne değişti? Olay değişti mi? Sen değiştin. Psikolojim değişti. Asabiyetin değişti. Evde huzurun kalktı yani. Doğru dürüst işte yapamaz oldu. Öyle değil mi? Moralin bozuldu da kime ne faydası var? Ne değişti? Olay kendisi değişti mi? Arjantin'de bir çocuk suya kapıldı. Bildin. Olay değişti mi? Hayır. Senin psikolojin değişti. Ama bu öyle değil bak. Tarık suresi 4. ayet flaş haber. Diyor ki herkesin bir gözetleyicisi var. Flaş başka haber, 4. flaş haberimiz, Haşr suresi 18. ayet. Diyor ki, herkes yarına ne hazırladığına baksın. Bundan haber değil mi? 1. flaş haberimiz neydi? Biz şüphesiz insanları denemekteyiz. Deneniyorsun. Habere bak. Ya denmeseydi? Bunun tersini düşün. Sana böyle bir Kur'an gelmese, peygamber gelmese. Lan peygamber gelmiş, Kur'an gelmiş, tefsiri gelmiş. Mehdiyetin talebesiyiz, tamam mı? Bu haldeyiz. Ya bunlar olmasa ne olacaktık ya?
Ola anarşist olacaktık ya. Terörist, en büyük terörist biz olacaktık ha. Adamların elinde bunlar yok, gene iyiler ya. La Kur'an elimizde, peygamber yanımızda. Tefsire geliyoruz. Gene tesbihat yapmayız. Bu kadar televizyondan uzak durun değil, gene aynı. Yani onlardan bir farklımış şu, haftada bir buraya geliyoruz, onlar gibi aynı yaşıyoruz. Lan onlar gibi yaşayacaksak niye geldik ya senelerden beri? Onlar gibi hiç hayatımızda değişiklik olmayacak mı? Bak bakalım aynı mı yaşıyoruz ya? Abi biraz fark var, olur mu ya, sana yakışıyor mu? Bak bir şey diyeyim, iyi dinleyin burayı. Dünyaya, dünya için gelmeye değmez diye. Bir vicdanına sorar mısın? Dünyaya, dünya için gelmeye değmezdi. İnan vallahi. Ama dünya, çünkü niye? Bir üzüm tanesidir, 10 tokat vurur. Sıkıntılar, dertleri fazla dünyanın. Dünyaya, dünya için değmez. Yaşamaya değmez vallahi. Dünyaya, dünya için yaşayanlar intihar etsin. Değmiyor çünkü. Ama dünyaya ahiret için gelmişsek değiyor. Çünkü ahiret burada inşa ve ihya ediliyor. Onun için değer. Yoksa değmez. Haber bültenine bak ya. İnsanın sonsuzluk ve kabir sorunu bir kenara itilmiş. Bak. İnsanın sonsuzluk ve sorumluluk sahaları haber bültenleriyle bir kenara itiliyor. Bir daha. İnsanın sonsuzluk, ebed arzusu, aşkı ebed isteyen fıtratı, insanın fıtratının istekleri kenara konulmuş, sorumlu olduğu sahalar kenara konmuş. Cümleyi okuyorum. İnsanın sonsuzluk ve kabir sorunu bir kenara itilmiş. Bu yapay suni hayatı ne zaman noktalayacağız? Suni ve yapay bir hayat. İnsanın olumsuz dış etkenlere karşı güçlü dayanağı, kederli, eylemli ve huzurlu içsel aleminin çözümünde çare imandır. Bir daha, insanın olumsuz dış etkenlere karşı güçlü dayanağı, kederli, eylemli, huzurlu içsel aleminin çözümü, dayanağı, limanı, sığınılacak yeri imandır. Rivayette öyle geçiyor galiba. 70 çeşit iman varmış. En düşüğü de insanlar zarar görmesin diye yoldan taşı kaldırmakmış. İnsanların iman hizmeti de en zirvedeymiş. Taşı kaldırmak, imanı anlatmak. Allah'ı anlatmak yani. Haber bülteni dinledik mi abim? Ya... Evet sayın seyirciler, Arjantin'de bir tane çocuk suya gitti. Adam cehenneme gidiyor. Halep'te bu kadar insan öldü ve bu kadar Türkiye'de imansız gitti. Hangisi daha kötü oldu? Bu kadar insan ki imansız gidiyor her gün. Hangisi dehşetti yani hakikat canibinden? İmanı gidiyor ya, akraban, senin akraban. O ölen akraban vardı ya senin, geçenlerde ölen, geçen ay. Peki ona Risale-i Nur söyledim. Şöyle diyor bana. Ya dinlemez. Ya bir sen sana ne? Bir tebliğ et. Tebliğ et. Ben akrabamı götürmedim, anlatmadım. Kalmadı zannediyorum ya. Zaten hayatım öyle ama mutlaka götürmüşüm, taşımışım. Artık ondan sonra sen herhalde olmadı, koydum kenara. İster gel, ister gelme artık. Çünkü sana vereceğim zaman başkasına veririm artık. Sana verecek zamanım yok. Bazılarına kızıyorum, bunlara da kızıyorum. Size ilgilen. Adam gibi adam olun, zıksak yaparsanız ilgilenmiyorum ama burada. İlgilenmiyorum. Biz geldik diye bana da selam da vermeyin, kızıyorum. Böyle şöyle hayatı sevmiyorum. Böyle olacaksın. Bizimle yola çıktığın zaman böyle olacaksın. Yapırı yumpırı yok. Doğru Musa. Ha? Yapamayabilirsin. Ama yönün belli olacak. Böyle hayat olmaz. Bazen de geri gidiyoruz. Olmaz kardeşim. Artık eyleme geçeceğiz ya, bak burada ne güzel diyor. Size söylüyor. Bu Risale'nin talebesisiniz. İçki içmeyin, kumar oynamayın, adam öldürmeyin. Kaç yerde diyor? Haberlerden uzak durun kaç yerde diyor.
sizin için, bizim için bir mana ifade etmiyor. Lan, körpe dimağlar, zayıf kalpler berbat oluyor, çöküyor, anlamıyor musun? Dimağlar darmadağın oluyor, darmadağın olan dima tefekküre na ehli oluyor. Ehil olamıyor. Bu söylenilen sözler girmiyor kafaya. Natok mermer kafa oluyoruz. Çünkü dolmuş kafa, otobüs 300 kişi alıyor. 2 kişi alman için arkadan 2 kişi indirmen lazım. Kafa dolu. Şimdi mesela bu çıktıktan sonra inan namertim eve gidip televizyona bakacaksın ha. YouTube'a gidip bizi seyredeceksin. Değilse sözü bana gönder. Bir akşamlık için söylüyorum. Bir akşama bakayım videolara girmeden bu akşam durabilecek misin? Durabiliyorsan suç benimdir. Ben fazla mübalağa ediyorum. Eyleme geçeceğiz arkadaşlar. Kendi alemimizde alemci olmayacağız. Eylemci olacağız. Eyleme geçeceğiz. Burada eylem söylüyor. Diyor ki çok dehşete kapılıyorum ya. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bu asrın bir hasası şudur ki hayatı dünyeviyi hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde. Ataman nerede? Nerelerde? Görmüyor. Ataman bildiğin halde tercih ediyor musun kardeşim bak? Bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki niye böyle oluyor diye. Nasıl ki bir uzvu insan hastalansa, yaralansa, bana başlayın ha böyle kızdım da sinirliyorum falan değil. Üzülüyor. Şefkatimden sizi hissediyorum. Ağrıma gidiyor. Ağrıma gidiyor, tamam mı? Yani bak haber bültenini de okudum. Gayret ediyorum size. Bak bu kış kıyamet, bu kardeşime faydam olsun. Bir haber bültenini okuyayım diye geldim, tamam mı? Yani istiyorum tesbihatını oku kardeş. 5-10 dakika risale oku kardeş. Hizbul Kur'an'ı ve Kur'an'ı oku kardeşim. Haftada bir gün gel kardeşim. Maddi imkanları var mı yok mu sormuyorum. Mümkün değil herkes mutlak. Bir gün gel lavaboları temizle, yoksa şeye fatura yatır. Tamam mı? Bir sahip çık ya. Ben de varım de rahmeti celbet. Ben senin için bahsediyorum. Tamam. Cemaatten ayrılma, zıkzak yapma. Ne istedim ben? Bana bir kızma. Ben kızmış değilim. Üzülüyor. Bak burada ne diyor. Peki niye bu oluyor diye onlar söyledim. Bir de okuyayım buradan. Nasıl ki bir uzvu insanı hastalansa, yaralansa, bir yerimiz kırılsa parmak. Ne oluyor? Sahip aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Bu kırılsa bütün o karaciğerdeki artık emzimler buraya göre çalışıyor. Kafa buna göre çalışıyor vesaire. İnce bağırsaklardan emilmeler buna göre. Yani buraya lazım olanlara. Yani diğerleri kısmen işini bırakıp buraya çalışıyorlar. Doğru mu? Doğru. Ha, bu maddi organ böyle. Aynı bunun gibi. Öyle de hırsı hayat hıfsı. Yani güzel yaşamak. Hayatını güzel yaşamak hırsı var. Bir. Ruhumuzu kırıyor. Parmağımızı kırdı. Zevki hayat aşkı taşıyan. Yani hayatta zevk esas almış. Bu da parmağımızı, kafamızı kırdı. Fıtrat insaniyede de derc edilen bir cihaz insaniye çok esbab ile yaralanmış. Sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Şimdi bir daha toparlıyorum. Parmak kırılınca ince bağırsaktan, karaciğerden ve beynin haberi yani verdiği mesajlar bunu düzeltmek üzerine olur çoğunlukla. Çünkü vücutta bir arıza bu. Ona saldırıyorlar yani düzeltelim. Kısmen diğer vazifeleri bırakıyor. Aynen bu maddi örnek gibi insanın bir hayat hırsı, hırsı var. Böyle hıfz edeyim hayatımı. Zevk, lüks olsun, zevk olsun. Bu da latife-i insaniye zarar veriyor. Ha? Latife-i insaniye zarar verince, latife-i insaniye nedir biliyor musun Atamanım? Latife-i insaniye, insanın kalbinde bulunan ve lüme-i şeytaniyeden gelen vesveselere mukabele eden bir sistem. Bu bozulunca ne olur biliyor musunuz? Latife-i insaniye zarar verince, artık bütün latifelerimiz, hislerimiz, fikirlerimiz, duygularımız
İfrat moduna taşıyor. Taşınıyor. İfrat gibi düşünün şöyle. Öfke ifratı var, vasatı var, tefriti var. Şehvet ifrat var, vasat var, tefrit var. Mesela mal sevgisi ifratı var, ortası var, tefriti var. Eğer bu latife insane bozulursa ortası olandan çıkıyor devre. Her şey ifrata taşıyor. Öfkesi ifrat, şehveti ifrat, hırsı ifrat, gadabı ifrat, şeyi ifrat, her şey ifrat. Yani aşırı, 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 aşırı. Yani o kadar da mühim değil. Yani kabirde sana kaç tane daire var sormayacaklar. Ne, hangi arabaya biniyordun sormayacaklar. Ama akrabam sorar, köye hangi arabayla geldin? O sorar. Nükel mekir sormasın ama akrabam sorar. Akraban oldum nükel mekir. Bu işte Allah razı mı? Ya insanlar ne der? Allah ne der? İfrat. Her şey aşırıya kaçıyor. Yani üç tane mod var her şeyin. Mesela öfkeyi yapayım. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmak için Allah Resulü'nün öfkesi gibi alnındaki damar parmak kadar olurdu. Küfre, zalime, haine, namus, vatan, din düşmanına, bayrak düşmanına karşı alnı gerilirdi. İfratı nedir? İfratı da artık öfkenin ölçüsü yok. Müslümana, karısına, dostuna, dava arkadaşına, ne bileyim, hiç ölçüm ölçü yok, kaide yok. Herkese sataşır. Öfkenin ifrat modu. Tefriti ise hiç kimseye kızmıyor. Din mi gitmiş, namus mu gitmiş? Aa, fok balığı. Böyle. Sistem dibe vurmuş. Her şey öyle. Şehvet helalına kanaat ediyor. Şehvetin latife insanı bozulursa şehvet, televizyonların pisliklerinden, internetin pisliklerinden haramları, gözünü, kulağını kurtaramıyor. İfrat moduna taşınmış. Tefrit ise humut. Ne helali ne var ne aramı var. Odun gibi olmuş. Yani latife insaniyeden kaynaklanıyor bu. Latife insaniye de bunlar için bozuluyor. Bunlarla bozuluyor. Arkadaşlar, latife insaniye de neyle bozuluyormuş? İsraf, iktisatsızlık, kanaatsızlık, hırs, fakr-ı zaret. Hani mesela okuduk ya, fakr-ı zareti kendimi ziyadeleştiriyoruz. Yok öyle bir ihtiyaç. Suni bir ihtiyaç. Suni bir gündem. Suni bir hayat yaşıyoruz. Sanal bir hayal yaşıyoruz. Hayat. Suni bir hayat. Fıtri değil. Sanal yani. Ondan sonra etna bir hayatı dünyevi. Küçük bir şey. Mesela arabasında suyu boşaltmamış. Veya olmuş da onun için söylüyorum. Arabanın sileceği var ya. Kar yağdırılıyor, buz olacak diyor. Yatağından kalkıyor, pijamayı giyiyor. O buz olacak, arabamın suyu donmasın. Sileceğini havaya alayım, silecek cama yapışmasın, kar bunu yapıştırır diye. Kalkıyor evinden, pijamayı giriyor, gidiyor arabasını onu yapıyor. Suyunu boşaltıyor, yatsı yıkılmadan yatıyor. Sıcak evinde. Sıcak evinde. Sana gelsin şimdi, yatsı yıkılıp tesbihat yapmadan yatıyorsun. Ya olmaz ya. Olmaz kardeşim. Eyleme geçeceksin. Eyleme geçeceğiz. Gayret edeceğiz. Eğer ben bunu hakikaten söylediğimi yaşamıyorsam size tesir etmez. Suç benim bu konuşmakta. Ama o zaman beni dinlemiyorsunuz. Ben hoparlayayım seslendiriyorum. Size tesir etmesi lazım çünkü buradan seslendiriyorum. Benim vaazım değil. Bizim Rize'deyim böyle ders yapıyoruz. Millet gelmiş. Hasan Hoca vaaz yapacak. Ondan sonra dersi yapıyoruz, tamam mı? Herhalde bir tevhid dersi yapıyoruz. Karadeniz'den kızmasına ben oralıyım. Şimdi dersi yaptık, bir tevhid dersi yaptık böyle. Niçin Allah var? Ders bitti. Hoca, tamam da şey yaptın da, sohbet ettin de hani vaaz, vaazı ne zaman yapacaksın? Hani vaaz? Evet, evet cemaat, evet Müslümanlar, vaaza başlıyoruz. Namazın farzları şu kadardır. Abdestin girdik vaaza, vaaz böyle. Ya. Abs, o kadar. Kaç dakika oldu? Ha,
15 geçe başladık. Dur, bir 5-10 dakikada gideyim. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane, sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar, mestüre hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Mesela bir bakıyorsun kapalı değil mi güya? Kapalı. Kapalı, Allah Resulü diyor ki ben diyor cehennemi gördüm, cennete girdim. Baktım diyor cehennemi en çok kadınlar dolduruyordu. Kapalı oldukları halde çıplak kadınlar vardı diyor. Evine bakıyorsun böyle bir örtülmüş. Ne örtülmüş? Güzel gözükeyim diye yapıyor. Bak ne diyor? Büyük makamlarda bulunan insanlar ve mestüre hanımlar dahi, tesettürlü hanımlar, o cazibeye kapılıp hakiki vazifeleri tatil ederek, sana Allah ne demiş, nasıl örtüneceğin, tatil etmiş, koymuş kenara, işte onlara iştirak ediyorlar çünkü oraya giremem. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli, o kadar acayip, acayip her gün yüzlerce belki de cehenneme adam yetiştiriyor, imansız giriyor. Fakat o kadar cazibeli ve elim fakat meraklı. Bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefse maresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerini düşürttürüyor. Pervane şu, ampul var ya ampul. Ampulün etrafında bazı kelebekler var, ışığı çok sever. Onun etrafında böyle metsup gibi döner döner en son yanar düşer. Evet, hayat-ı dünyevinin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şeriye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar-ı insaniyeyi o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkması ile ve fakr-ı zaret maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damarı yaralanmış ve şeraiti hayatın ağırlaşmasıyla, hayat şartları ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazari dikkati şu hayata celbede de o derece nazari dikkati kendine celbetmiş ki etna küçük bir hacat-ı hayatiyeyi büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun, kim onlar? Onun metin, aynı ufak bir zorluk gördüğü zaman geri dönmeyen metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sahte olmayan, sadık, dendiği gibi yapan, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Yoksa ben bir kaydoldum listeye, kaydoldum deftere, bakkal defteri gibi. Ben bir nurcuyum, tarikatçıyım, bilmem neciyim. Bunlar olur mu bunlar? Eyleme dönüşecek. Metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakat da, kafanı karıştırma, dendiği gibi yap, sadakat o demek. Tam metanet, böyle zorluklara yılma ve ciddi ihlas ve tam itimat ile, Risale-i Nur'a tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Aleyküm selam. Ya sözden, ya birisi size emaneten falancanın selam var veya bir yazı ile size selam veriliyorsa aynı yaşıyormuş gibi, buradaymış gibi selam alınır. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.